dışında yaklaşık 50 yıldır seçme hakkı bekleyen vatandaşlarımız nihayet bulundukları ülkelerde Türkiye seçimleri için oy kullanabilecek. Her hükümetin vaat ettiği ancak bir türlü gerçekleşemediği yurt dışında oy kullanma hakkı nihayet gerçekleşiyor. Almanya'daki vatandaşlarımız 7 başkonsolosluk bölgesinde kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilecekler. Ancak birçok vatandaşımızın oy kullanma konusunda tam bilgi sahibi olmadıkları veya yanlış bilgi sahibi oldukları yaptığımız röportajlarda ortaya çıktı. Bilindiği üzere 10 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Avrupa'daki Türkleri de büyük bir heyecan bastı. Çünkü Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ilk defa bu seçimlerde bulundukları yerdeki konsolosluklar üzerinden oy kullanma hakkına sahip olacaklar. Almanya genelinde 11 tane başkonsolosluk var ve bir 11 başkonsolosluk içerisinden 7 başkonsolosluk bölgesinde oy kullanabilecek. Kuzey Almanya'daki oy kullanma işlemleri ise Hannover Başkonsolosluğu bölgesinde olacak. Hamburg, Hannover, Schleswig-Holstein ve Bremen eyaletleri Hannover'deki konsolosluk üzerinden oylarını kullanabilecekler. Oy kullanma tarihleri 31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında 8 ile 18 saatler arasında yapılacak. Fakat vatandaşlarımızı burada bekleyen bir önemli husus var. Daha önceden bulundukları bölgedeki konsolosluklara giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt yaptırmayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkı olmayacak. Tabii ki bu heyecan vatandaşlarımızı gerçekten çok sarmış bir durumda. Heyecanla bu seçimleri bekliyorlar. Şimdi mikrofonlarımızı bölgemizde bulunan vatandaşlara uzatıyoruz. Seçimlerle, seçim haklarıyla ilgili kendilerine verilen haktan dolayı görüşlerini alıyoruz. 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde buradaki Türkler de, Türk vatandaşlar oy kullanabilecek. Önce bir isminizi alalım, ondan sonra bu konudaki görüşünüzü. Adım Mehmet Atak. 50 yılı aşkın bir süredir yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza oy hakkı verilmesi nihayet gerçek oldu. Bu tabii ki gayet sevindirici bir gelişme. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 ay kala hala sandıkların nerede kurulacağı, kimlerin oy kullanacağı, seçmen listelerinin belli olmaması gibi bazı konular hala esrarını muhafaza ediyor. Çoğu insanların, mesela kenarda, köşede yaşayan insanların, yaşlıların, internet kullanmasını bilmeyenlerin gidip kayıp yattırmaları şansı yok. Tabii ki bunlar seçmen olamayacaklar. Bunlara mektupla bildirim yapılması gerekir. Türkiye'de nasıl ki ev ev dolaşılıyorsa, burada da vatandaşlarımıza mektupla bizzat bildirim yapılması gerekir. İlk defa kullanıyor vatandaşlarımız. Tabii buradaki... Siz de kullanacak mısınız? Tabii kullanacağız. Evet, ben Türk vatandaşıyım. Elbette kullanırım. Fakat ben Türkiye'de de kullandım. İzine gittiğimiz zaman kullanıyorduk zaten. Benim temennim şudur. Burada çifte vatandaş olan arkadaşlarımız için bir zorluk sonunda çıkmasın. Bunun üzerinde detaylı hukukçular bir bilgiye erişti mi? Avrupa'da mesela çifte vatandaş olan bir siyasetçi hem kendi ülkesinde hem de Almanya'da oy kullandığı için suçlu göründü. Bunun için bu oy kullanmada da biraz soru işaretli diye düşünüyorum. İnşallah çifte vatandaşlar için değil mi? Evet, çifte vatandaşlar için. İnşallah soru çıkmaz ve rahatsız olmazlar. Temennim şudur ki sorunsuz, dost ve kardeşçe bir seçim yapalım. İlk seçim olarak böyle bir imkanın oluşmuş olması çok güzel. Ben çok iyi hatırlıyorum eski dönemlerde yahut da son yıllarda diyelim işte Türkiye'deki yapılmış olan parlamenter seçimlerde, genel seçimlerde vatandaşlarımızın çoğu bilet alarak gümrüklerde oy verme eziyetine katlandı. Aslında bunu insanımız seve seve yaptı. Eziyet olarak da görmedi. Ama tabii çoğu da gidemedi işinden, gücünden dolayı. O imkanı yakalamayanlar da vardı. Şimdi bu ortamda yani Hamburg'un muhtelif yerlerinde, Münih'in, Berlin'in ve Almanya'nın genelinde belli yerlerde, okullarda vesaire oy verilmiş, verme imkanımız olması çok güzel bir şeycik. Yani insanımız zaten 55 seneden beri burada olmuş olsa da kalp bağını, gönül bağını Türkiye'den hiçbir zaman koparmamış. Evet. Sadece izinden izine değil, yani hafta içerisinde de sürekli haberi takip eden bir ortamdayız evet. Burada. Onun için ben insanlarımızın gerçekten büyük bir çoğunluğu, tabii oy hakkı olanlardan yola çıkarak söylüyorum. Yaş. Evet. Şimdi tek taraflı Alman vatandaşı olanlar var. Onlar kullanamaz ama çifte olanlar veya halen Türk vatandaşı olanlar bu oy hakkını seve seve kullanacaklarına ben şahsen inanıyorum. Ve çok
güzel bir karar ve uygulama olduğunu da burada vurgulamak istiyor. Tabii ben Alman vatandaşıyım, öncelikle onu söyleyeyim. Ama tabii Türkiye'nin seçimlerinde, Türkiye Cumhuriyeti seçimlerinde Almanya'da oy kullanması çok güzel bir şey tabii milletimiz için, buradaki yaşayan vatandaşlarımız için. Çünkü en azından Türkiye'deki seçimlerde kendileri de burada bir katkı sağlayabilir. Kendisi de burada o konuda yardımcı olabilir. En azından oradaki olayları buradan hani kendileri olayları etkileyebilir. Ondan dolayı çok güzel bir şey tabii ki. Son derece doğru. Doğru. Güzel bir şey. Hı. En azından kendi ülkemizde bazı şeylerde söz hakkımız olsun. Memnuniyet verici. Memleketimiz için, buradaki vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Siz kullanabilecek misiniz oy? İnşallah. Yani Türk vatandaşlığı var. Var. Ha, o açıdan o zaman kullanma imkanınız var. Aynen var. Daha önce gümrük kapılarında falan kullanılıyordu. En azından bu zorluklar ortadan aynen kalkmış olacak. Ki Başbakan bunu daha önce zaten söylemişti. Dediğini yapan bir başbakan bunu da yaptı demek ki. Tebrik etmek lazım. Yıllardır bunun özlemini çekiyoruz. Burada Türk vatandaşı olarak, Türkiye vatandaşı olarak seçme seçilme hakkımız olmadı. Tabii ki Türkiye'deki gelişmelere, tüm seçimlere burada ilgi duyuyoruz. Çok iyi oldu. En azından bir katkımız olur. Hem Cumhurbaşkanı hem diğer seçimlere, yerel olmasa bile genel seçimlere de, gelecek seçimlerde mesela genel seçimlerde burada oy kullanabilirsek çok daha iyi olur. Gerçekten bu bir ilktir. Cumhuriyet döneminde ve Avrupa'daki çalışan işçiler ve işverenler için güzel bir jest olur. Bundan sonra inşallah bu devam eder. Devlet ve millet hakkında Cenab-ı Allah hayırlısını versin. Allah başımıza da en iyi insanları getirsin inşallah. En azından biz de oy kullanmış oluruz. Gerçeği daha önce hiç oy kullanma hakkımız yoktu. Şimdi oy kullanacağımız için biz de gayet sevinçliyiz yani. Daha önce hiç kullanmadınız mı oy? Daha önce hiç kullanmadım. Bu seçimlerde ömrünüzde verdiğiniz ilk oy olacak inşallah. İlk oy olacak inşallah. Memlekette hayırlı uğurlu olur. Çok iyi bir şey. Kaç seneden beri olmayan bir şey. Hoşuma gitti. Oyumu da kullanacağım. Türk vatandaşısınız? Evet, Türk vatandaşıyım. Daha önce hiç oy kullanmış mıydınız? Hiç kullanmamıştım.